Türkiye Diyanet Vakfı, ATİP yardım organizasyonundan gelen bütün vekaletleri listelerine dahil ediyor ve bölgelere göre ayırarak o listelerin görevlilere ulaşmasını sağlıyor. Elime verilen listelerdeki isimlerin hepsini her kurban kesiminde okudum. Bu konuyla alakalı biz de aynı soruyu görevlilere sorduk, yetkililere sorduk ve bizim aldığımız cevap da şuydu. Zaten kurban bağışını yapan kişi ATİP yardım organizasyonuna ödemeyi yaptığında vekaletini vermiş oluyor ve bu sebepten dolayı da kurbanı olmuş oluyor. Orada isminin okunması veya okunmaması buna engel bir durum teşkil etmiyor. Fakat benim yaptığım tecrübe şuydu ki Türkiye Diyanet Vakfı ATİP yardım organizasyonundan gelen bütün vekaletleri listelerine dahil ediyor ve bölgelere göre ayırarak o listelerin görevlilere ulaşmasını sağlıyor. Ve ben de bir görevli olarak o bölgede elime verilen listelerdeki isimlerin hepsini her kurban kesiminde okudum bizzat. O yüzden biliyorum ki bunlar da sonuna kadar yapılıyor.